Şoföre kalıp çekeceğim. Şöyle bir şey, sıkıntı mı? Ben yerimi verdim ama yerimi verdim. Ben aldım. Evet ya. Gidiyor. Metin Göktepe ölümsüzdür. Metin Göktepe ölümsüzdür. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi birazdan anmamıza başlayacağız. Biliyorum çok zor, alanımız da dar ama hem maskeye dikkat edersek hem de olabildiğince fiziksel mesafeye dikkat edersek çok zor olduğunu biliyorum ama iyi olur. Arkadaşlar arasına girdi. Benim abi, 3 yaşında oldu. Ben de aşıyım ya. Bugün Metin'in katledilişinin 26. yıl dönümü. Biz 26 yıldır buradayız, Metin'i anıyoruz. 96'nın 8 Ocağı'nda Metin mutlaka ben izlemeliyim diye çıktı gazeteden. Ümraniye cezaevinde öldürülen iki devrimci tutsağın cenazesini izleyecekti. Sarı basın kartı yoktu, alana alınmadı, gözaltına alındı, işkence gördü, gördüğü işkence sonucu hayatını kaybetti. Evet, Metin bizim çalışma arkadaşımızdı ama katledildiği andan itibaren Türkiye'de haber alma hakkı mücadelesinin, basın ve ifade özgürlüğü mücadelesinin bir simgesi oldu. Ve biz bugün bir kez daha Metin'i burada anarken ona bu mücadeleyi sürdüreceğimizin sözünü de veriyoruz. Metin katledilen ilk gazeteci değildi, son da olmadı. O yüzden anmaya, haber alma hakkı için, basın ve ifade özgürlüğü için haberin peşinde koşarken, başta Metin Göktepe olmak üzere Musa Anter, Hrant Dink, Uğur Mumcu şahsında haberin peşinde koşarken katledilen bütün gazeteciler, bütün meslektaşlarımız için saygı duruşuna davet ediyorum. Anıları, inatları mesleğe tutunma noktamızdır. Metinler ölmez, evrensel susmaz. Metinler ölmez, evrensel susmaz. Metinler ölmez.
ve Gerçek Dergisi kurulduğunda oradaydı. 95'in 7 Haziran'ında Evrensel kurulduğunda da oradaydı. Aslında Metin Haber neredeyse oradaydı. Onun için hareketin fotoğrafçısı, habercisi diyorlardı. Hiç yılmadı. Her habere mutlaka ben izlemeliyim diye çıktı. Ve gazetesi Evrensel de onun hep arkasında durdu. Şimdi sözü Metin'in çalışma arkadaşı ve Evrensel'in genel yayın yönetmeni Fatih Polat'a bırakıyorum. Özgür basın susturulamaz. Özgür basın susturulamaz. Özgür basın susturulamaz. Ben bu vesileyle Metin Göktepe davasını takip eden bütün gazeteciler adına Nail abi şu anda o da aramızda yok. Onu da geçtiğimiz yıllarda kaybettik. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Nail Yüreli'ye saygıyla anmak isterim. Basın meslek örgütleri davanın başından beri sahip çıktılar ve Metin Göktepe davası aynı zamanda bir gazeteciyi öldürmekten polislerin, güvenlik güçlerinin ilk kez ceza aldığı bir dava oldu. Burada genç gazeteciler başta olmak üzere basın meslek örgütlerinin çok önemli bir rolü var. Meltem az önce anlattı Metin'in gözaltına alınma sürecini. Metin Göktepe davasında gözaltına alındığı inkar edildi. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü, savcıları, başbakanı, İçişleri Bakanı inkar etti ve bir mücadele sonucu bu itiraf edilmek durumunda kaldı. Dolayısıyla bu yönüyle de her ne kadar biz dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Teoman Ünsal, Orhan Taşanlar, İçişleri Bakanı bunların hepsinin aslında yargılanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yönüyle eksiktir ama belli sayıda polisin öldürme fiiline katılmış olanların yargılanmış olması bakımından da kazanılmış bir dava özelliği de var ve bugün 26 yıl sonra tekrar ağır ihlallerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Türkiye her ay enflasyon raporu gibi, verileri gibi basın üzerindeki hak ihlallerine dair raporların yayınlandığı ülkelerin başında geliyor ne yazık ki. Hala onlarca gazeteci cezaevinde, her gün gazeteci davası var. Ve az sayıda televizyon var iktidarın güdümünde olmayan. Her hafta onlara çeşitli gerekçelerle rütük cezaları veriliyor. Basın ilan kurma ablukası var iktidarın denetleyemediği basın üzerinde. Bir yalan iktidarı sürdürülmeye çalışılıyor. Burada halkın haber alma hakkı son derece önemli. Metin'in bıraktığı miras bugün bizim gazeteciliğe ışık tutuyor diye Evrensel'in sürü manşetinde kullandığımız cümle aslında Türkiye Gazeteciler, sınır tanımayan gazeteciler derneği Türkiye temsilcisi arkadaşımız sevgili Erol Önderoğlu'nun da sözü. Çok sayıda gazeteci aslında Metin'e bakarak gazeteciliğe başladı. Bugün hala onun gerçeği ortaya çıkarma gayreti, halkın haber alma hakkı açısından tutumu, duruşu, enerjisi bize yol göstermeye devam ediyor. Ben Metin'in şahsında kaybettiğimiz bütün meslektaşlarımızı bu vesileyle bir kez daha saygıyla anmak isterim. İnadına hepimiz birer Metin'iz. İnadına hepimiz birer Metin'iz. İnadına hepimiz birer Metin'iz. Fatih Polat anlattı. Metin Göktepe aslında katilleri gün yüzüne çıkarılmış bu topraklardaki ilk gazeteci davası. Biz Metin'in davasında Metin katledildikten hemen sonra meslektaşlarıyla birlikte en önde Fadime Ana'yı, Metin Göktepe ailesini gördük. Fadime Ana bugün aramızda değil, yüreğinin bizimle olduğuna eminim. Ona buradan selamlarımızı da iletip sözü Metin'in ablası Meryem Göktepe'ye, Meryem ablaya veriyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Metin'le buluşmaya geldik 26 yıl sonra bugün. Metin haber verildi bize. Şimdi biz aslında memleketten biraz haber vereceğiz Metin'e. 26 yıl önce bugün şu saatlerde Metin öldürülmüş, tutsakların cenazesini izlemek üzere
hala yaşıyordu, aramızdaydı. Ne yazık ki gerçeği öldürmek isteyenler tarafından gözaltına alınıp katledildi Metin. Önce inkar ettiler, Fatih bahsetti zaten. Ancak sadece gazeteciler değil, onların mücadelesi çok kıymetliydi ama bütün ülke halkının, bütün temsilcileri, STK'lar, sendikalar ve başta annem olmak üzere bu davanın bitmeyeceğini, katillerin yargılanmadan bitmeyeceğinin mesajını hep verdi. Dolayısıyla ülkede 1909'dan beri öldürülen gazeteciler için de davası görülmüş, istediğimiz gibi sonuçlanmasa da ceza almış katilleri olan tek davaydı. Ancak bizim açımızdan cezasızlık bitmiş değil. Çünkü cezasızlık bizim açımızdan o sopaları, copları kullananlar değil, asıl o ortamı hazırlayan, memlekete kelle koparmaya geldin diyen Orhan Taşanlar başta olmak üzere bu davada Metin'in katledilmesinde bütün delilleri saklayan dönemin Eyüp ilçe savcısı, İçişleri Bakanı, Mehmet Ağar, işte bu davayı sürenler, dönemin iktidarı, daha sonra Şevket Kazan. Dolayısıyla bu davanın üstünü örtmek isteyen herkes cezasızlıkla ödüllendirildi. Bizim açımızdan bu davanın bitmiş olduğu anlamına gelmiyor. Ancak göreceli de olsa bir ceza aldı katiller. Bu da hiç kolay olmadı. 3 yıl, 36 ay boyunca insanların, işte biraz önce saydığım insanların mücadelesiyle kazanılan bir hak oldu, kazanılan bir dava oldu. Dolayısıyla bugün de burada olmanız çok kıymetli. Hepinize annemden selamlar getirdim. Hepiniz iyi ki varsınız. Metin'i unutmayacağız, unutturmayacağız demek isterim. Teşekkür ediyorum. Metin Göktepe ölümsüzdür. Metin Göktepe ölümsüzdür. Metin Göktepe ölümsüzdür. Başlarken söylemiştik, Metin bizim çalışma arkadaşımızdı, Evrensel'in çalışanıydı. Ama katledildiği günden itibaren 26 yıldır ifade özgürlüğü, basın ve ifade özgürlüğü mücadelesinin, haber alma hakkı mücadelesinin de simgesiydi. O günde Metin'e yapılmış saldırı aslında haber alma hakkına, habere, gerçeğe yapılmış saldırı kabul edildi. Meslektaşları, basın meslek örgütleri davanın peşini bırakmadı. Onlar da aramızdalar. Sözü Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş'a bırakıyorum. Merhabalar. 26 yıl oldu. Haberin, gerçeğin, doğrunun peşinde koşarken aramızdan ayrılalım Metin Göktepe. 26 yıl geçti. Metin Göktepe katledildiğinde daha doğmamış olan genç meslektaşlarımız bugün onun ışığında doğrunun ve halkın haber alma hakkının peşinde koşmaya devam ediyor. 26 yıl geçti diye kolay ama 26 yılda baskılarda çok bir değişiklik yaşanmadı. Hala gazeteciler haber yaptıkları için yargılanıyorlar, tutuklanıyorlar, darp ediliyorlar, gözaltına alınıyorlar. Ama vazgeçmiyorlar, tıpkı Metin gibi. Haberin peşinde koşmaya devam ediyorlar. Metin bir ışık yaktı. Metin gibi diğer meslektaşlarımız, katledilen meslektaşlarımız gibi bir ışık yaktı. Doğrunun ışığını yaktı ve bugün onun peşinde, onun yaktığı ışığın gösterdiği yolda binlerce gazeteci yürüyor. Yürümeye devam edecek. Aradan yıllar geçse de Metin'i örnek alan gazeteciler yine halkın haber almak için mücadeleye devam edecek, çalışmaya devam edecek. Metin'i burada saygıyla anıyoruz ve gösterdiği için sönmemesini dileyerek teşekkür ederim. Özgür basın susturulamaz. Özgür basın susturulamaz. Özgür basın susturulamaz. Metin Göktepe davasının Yılmaz takipçilerinden birisi Emek Partisi'ydi.
Sadece davayı takip etmekle kalmadı kuşkusuz. Emekçilerin davayı takip etmesi için dirayetle, inatla mücadele sürdürdü. Ve kuşkusuz Fatih Polat da Meryem Göktepe'de söyledi. Tatmin edici bir ceza olmasa da katillerin yargı önüne çıkarılmasını ve cezalandırılmasını sağladı bu mücadele. Metin'in partisi, Emek Partisi'nin Genel Başkanı Ercüment Akdeniz de aramızda. Sözü ona bırakıyorum. İş, ekmek, özgürlük! İş, ekmek, özgürlük! İş, ekmek, özgürlük! Değerli meslektaşlarım, milletvekili arkadaşlarımız, değerli kurum temsilcileri, dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bugün derin yoksulluğun yaşandığı, insanların çöpten beslenmeye başlandığı Türkiye'de ekmek hakkı kadar halkın haber alma hakkı da çok önemlidir. O yüzden işçi sınıfının, emekçilerin, yoksulların öncelikle kendi işçi basınına sahip çıkması gerekir. Metini yaşatmak, Metin'in ideallerini yaşatmak, onun gazetecisine, onun gazetesine, onun muhabirlerine sahip çıkmaktır. Hele hele bugünkü medya tekelinin olduğu bir dönemde, hele hele bugün gazetecilerin üzerinde baskının yaşandığı bir dönemde, paranın saltanatının gazeteleri satın aldığı bir dönemde. O yüzden ben buradan bütün halkımıza, Evrensel Gazetesi'ne ve diğer özgür basına sahip çıkma çağrısı yapıyorum. Özgür basın susturulamaz. Özgür basın susturulamaz. Özgür basın susturulamaz. Evrensel Gazetesi sadece iletişim fakültelerinden mezun olan Metin Göktepe'yi idol olarak gören, onun yolundan yürüyen genç gazetecileri yetiştiren bir gazete değildir. Bunu fazlasıyla yaparak ama bununla birlikte fabrikalarda, tezgah başında, tarlalarda işçilerin, emekçilerin, köylülerin kendi haberlerini yaptıkları, kendilerinin bir muhabir olarak yetiştikleri bir gazetedir, bir aydınlanma ocağıdır. Değerli bir gazetedir o yüzden. İşçilere haber yapmayı öğreten bir gazetedir. Değerli arkadaşlar, Metin Göktepe katledildiğinde vahşice demir çubuklarla, sopalarla linç edilerek öldürüldüğünde o katliamın yaşandığı yer Ali Beyköy kapalı spor salonuydu. İnsanları topluca binler halinde salonlara toplamak, linç etmek tıpkı Pinochet faşizminin Şili'de yaptığı gibi bir uygulamaydı. Amaçları halka diz çöktürmekti. Tanrılar kurban istediler, Metin'i seçtiler, ibret-i alem olsun diye halka diz çöktürmek üzere onu katlettiler. Faşizme ölüm, halka hürriyet! Faşizme ölüm, halka hürriyet. Bugün de ölüm, halka bugün de halkın çektiği eziyet, zorluklar, ekmek talebi, hürriyet talebi, demokrasi talebi, bağımsızlık talebi için yan yana gelen bizler, bütün bir halk, bütün bir emek, demokrasi ve özgürlük güçleri sokağa çıkmaları halinde ölümle tehdit ediliyor. Bugün bu mantık, bu faşist zihniyet devam ediyor. Ne zaman bunu yaptılarsa, ne zaman sokağı hedef olarak gösterdilerse kurban seçtiler. Biz sokağın engellenmesine, sokağın yasaklanmasına izin vermeyeceğiz. Yeni kurbanların
katledilmesine izin vermeyeceğiz. Onun için diyoruz ki tıpkı Metin öldürüldükten sonra 25 bin kişi kilometrelerce ve saatlerce yürüyerek zincirleri nasıl kırdılarsa, meydanları nasıl açtılarsa, özgürlüğün önünü nasıl açtılarsa, sokakları nasıl zapt ettilerse bugün de onu yapacağız. Tek parti, tek adam rejimini böyle göndereceğiz. Değerli arkadaşlar, burada özellikle şunu ifade etmek isterim. Metin yaşıyor. Metin yaşıyor derken biz şunu söylüyoruz. Ahmet hemen yanımda. Ahmet arkadaşları, bütün gazeteciler, demokrasi güçleri hep beraber Türkiye'nin en büyük dayanışma gösterilerinden birini, sürecinden birini başlattılar. Başlattık hep beraber. Bu dayanışma gücü, bu birlik gücü bugün de Türkiye'nin ihtiyacıdır. Bunu hep birlikte gerçekleştirmek zorundayız. Türkiye'yi bu karanlık tünelden çıkartmak için bütün ayrılıkları bir kenara bırakarak emek, demokrasi, özgürlük güçleri, basın emekçileri, halkın onurlu aydınları hep beraber Halk İttifakı'nı mutlaka sağlamalıyız. Bunu mutlaka başarmalıyız. Mutlaka kazanmalıyız. Metin'e sözümüz ancak bu olabilir. Son olarak bugün adalet talebi adliye koridorlarında yükselerek devam ediyor. Metin'in adalet mücadelesini, özgür basının adalet mücadelesini, Musa Anter cinayetinin aydınlatılması, Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılması mücadelesiyle devam ettireceğiz. Şen Yaşar ailesinin, Torlu'da tren kazası davasındaki kardeşlerimizin haklarını savunarak, Soma'da 301 madencinin katledildiği toplu iş cinayetinde bu katliamın üzerinin mahkemeler yoluyla sağlanmasının önüne geçeceğiz. Şen Yaşar ailesinin adalet talebiyle Gülistan Doku'nun bulunması mücadelesini el ele vereceğiz. Buradan hep birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Adliye koridorlarından yükselen adalet çığlıkları mutlaka ama mutlaka işçi sınıfıyla, demokrasi güçleriyle, Türkiye'nin bağımsızlığını isteyen bütün aydınlık güçlerle birleşerek elbette Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacak. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Metin'i anıyorum. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Fatime Ana'nın ellerinden öpüyorum. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Katillerden hesabı emekçiler soracak. Katillerden hesabı emekçiler soracak. Katillerden hesabı emekçiler soracak. Metin gibi gazeteci Ahmet Şık burada. Ne zaman Metin'in adını ansa Fadime Ana, hemen yanında Ahmet'in de adını anıyor. Metin Göktepe davasının aydınlığa kavuşmasında o ve onun meslektaşları, bütün gazeteciler inanılmaz bir çaba harcadılar, inanılmaz bir emek harcadılar. Sözü Ahmet'e veriyorum. Aynı zamanda Tipin İstanbul Milletvekili Ahmet. Merhaba arkadaşlar. Benim için çok zor bir gün tabii. Hepim sizler için olduğu gibi. Çok uzun konuşmamaya çalışacağım ya da kafamdan geçenleri doğru düzgün toparlamaya çalışacağım. Bugün buradaysak Metin'in bize bıraktığı bir miras için buradayız. Metin aramızdan katledilerek alındı ve fakat arkasında koca bir miras bıraktı. Eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi kavgasına, mücadeleye devam etmek bizim için bıraktığı bir mirastı. O kavga sürüyor.
gazetesini miras bıraktı. Gazetesi dimdik ayakta kalmaya devam ediyor ve edecek. Dahası kendisine, meslektaşlarına ve devamcısı olacak gazetecilere de hakikate olan bağlılığı miras bıraktı. Sağ olsun onu da yapan çok fazla insanımız var, çok fazla meslektaşımız var. O mirastan yola çıkarak Fadime Hanım bize bir öğüt verdi. Dedi ki, hepiniz metin olun. İşte o metin olunun arkasındaki biriken şey metinin bize bıraktığı mirastı. Biz metin olmaya çalıştık. Sağ olsun annemiz de bizi metin olarak kabul etti. Bir ana sıcaklığıyla hepimizi kucakladı. İyi ki öyle yaptı. Ercüment Başkan özetleri çok korkunç günlerden geçiyoruz. 26 yıl sonra bir anmadayız ama 26 yılda değişen tek şey katillerin adının değişmesi, iktidarda farklı isimlerle yer alması. O günden bugüne yöntem değişerek hakikati boğmaya çalışanların varlığı sürüyor. Bugün o gün katlederek işkencede kurşunlarla bombalarla katledilen hakikat savunucularını şimdi diri diri mezara gömmeye çalışıyorlar. O yüzdendir ki Türkiye'nin adı meslek örgütleri uluslararası raporlarında Türkiye'nin dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olarak geçiyor. Bir yandan çok karamsarlaşmamıza neden olabilir bu tespit ama şuradan da bakar isek bu kadar insanın hakikat anlatmaktaki ısrarının da bir sonucudur. Bunca zulme karşı direnişin de bir semboldür hapisteki gazeteci arkadaşlarımız. Mesleki faaliyetlerinden ötürü hakikat anlatıcılığı nedeniyle hapiste tutulan, özgürlüğü gasp edilmiş gazeteciler başta olmak üzere ve siyasetçiler, herkesin bir an önce özgürlüğüne kavuşması en büyük dileğim. Ama bunun için kat etmemiz gereken bir mesafe var. Sevgili Ercüment Akdeniz gayet güzel bir şekilde değindi. Sokağa çıkın, çıkmayın tartışması üzerinden. Şunu herkes bilsin. Metin Göktepe katledildi ise biz sokağa çıkabilelim diye katledildi. Herkesin bu mirasa sahip çıkması gerekiyor. Herkes iktidarın değil, iktidarın bir aparatçıyı rolünü üstlenen muhalefet, düzen için muhalefetin değil, hakikatin, demokrasinin, eşitliğin, barışın ve yoksulluğun ortadan kalkma mücadelesi veren bir Türkiye yaratma idealindeki kişilerin, grupların arkasında birikmek zorunda. Sözü çok uzatmayacağım. Tam da bu bağlamda şöyle bir şeyle noktalamak istiyorum. 1968'deki Fransa'daki gençlik hareketleri sırasında çok güzel bir slogan, aslında mücadelenin ne olduğunu özetlemişti. Şöyle diyordu o sloganda: barikat sokağı kapatır ama yolu açar. Çok sağ olun. Yaşasın devrim ve sosyalizm! Yaşasın devrim ve sosyalizm! Yaşasın devrim ve sosyalizm! Şimdi Metin'in fotoğrafları düşüyor. Bazen cumartesi insanlarını takip ederken, bazen Yaşar Kemal'lerin yargılandığı davayı takip ederken, cumartesi insanlarının mücadelesinde, kayıplarını arama ve adalet mücadelesinde İnsan Hakları Derneği yıllardır ısrarla, inatla mücadele ediyor. İnsan Hakları Derneği'nin İstanbul Şube Başkanı Gülseren Roleri burada. Ona sözü bırakacağım. Metin aramızdan ayrılalı tam 26 yıl oldu ama biz 26 yıl öncesinden ona dair, onun mücadelesine dair çok şey hatırlıyoruz. Metin İnsan Hakları Derneği'nin, kayıplar mücadelesinin, muhalif her türlü hareketin izinde oldu. Hakikatleri, gerçekleri toplumla buluşturmak için ciddi bir gayret sarf etti. Yüreğiyle aramızda oldu. Bizim için bu çok önemliydi çünkü sadece haber yapmıyordu Metin. Gerçekten içinde bulunduğu, takip ettiği o olayları, mesela kayıplar mücadelesini, mesela insan hakları mücadelesinde hapishanelerde yaşanan o ciddi
mücadeleyi çok yüreğinde hissederek aramızdaydı. O yüzden bizim için değeri çok farklı, yeri çok farklı. Aynı zamanda özgür basının... Özgür basının faaliyetlerinin, gazetecilik faaliyetinin en önemli işlevlerinden bir tanesi, en büyük, en yaygın talep olarak adaletin gerçekleşmesine verdiği hizmettir. Hakikat olmadan, hafıza olmadan adaletin gerçekleşmesi mümkün olmayacağından metini bir kere de bu nedenle, metin gibileri bir kere de bu nedenle, hakikatin peşindekileri bir kere de bu nedenle çok önemli bir yerde yüreğimizde hissediyoruz. Bütün insan hakları mücadelesinin, bütün hak mücadelelerinin, bütün özgürlük mücadelelerinin neredeyse öznesi olan, kıblesi olan adalete erişmek noktasında sunduğu o kısacık yaşamında bize sunduğu her türlü değerden dolayı kendisini bir kere daha saygıyla, sevgiyle, özlemle anıyoruz. Unutmayacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız. Katillerine verilen o göstermelik cezaların adaleti sağlamadığını biliyoruz. Bu yüzden adalet sağlanana kadar metinin, öldürenlerin peşinde olacağız, adalet talep edeceğiz. Metinler ölmez, evrensel susmaz. Metinler ölmez, evrensel susmaz. Metinler ölmez, evrensel susmaz. Anmayı, noktalamaya doğru gidiyoruz. Aramızda olan ve ama söz veremediklerimize teşekkür ediyoruz geldikleri için. Gülsüm anne burada, Gülsüm Elvan. Konuşmak isterse son olarak ona söz vermek istiyorum. Belki selamlamak istersin. Bilmiyorum. Kadın annenin üzerine ne söz söyleyeceğim. Gerçekten bilmiyorum. Söyleyeceğim tek bir şey var. Katilimiz aynı, sadece rol değişik. Maalesef ki yıllardan beri aynı şey var. Ama mücadelemizi sarf ediyoruz. Metin'e bir iki röportaj vermeye yine geldi. Bekledim ayın beşinde. Gelmedi Metin. Metin illaki görmüştür yavrum. 23 yaşına girdi benim yavrum. Ama 16 kiloyla 15 yaşında kaldı ben Metin. İllaki sen onun yanındasın, almışsın kanıtlarını altına. Sarı yaraları ben Metin. Sen de yaralısın ama sarı yaraları. Teşekkür ederim. Erkin Elvan, 15'inde bir fidan. Erkin Elvan, 15'inde bir fidan. Erkin Elvan, 15'inde bir fidan. Faşizme ölüm, halka hürriyet. Faşizme ölüm, halka hürriyet. Faşizme ölüm, halka hürriyet. Metin'in gazeteciliği. Metin'in gazeteciliği bizim mesleğe tutunma noktamız aynı zamanda. Bugün gazeteciler hapsediliyor. Gazeteler cezalarla, ilan cezalarıyla, baskılarla susturulmaya çalışılıyor. Aslında gerçek susturulmaya çalışılıyor. Ama biz gerçeği söylemekten de, yazmaktan da vazgeçmeyeceğiz. Bugün bir kez daha 26. yılında Metin'in mezarı başında ona bir kez daha söz veriyoruz. Berkin'in adaleti sağlanana kadar, memleketin adalet mücadelesi sonuçlanana kadar, Metin'in, Hrant'ın, Musa Anter'in, Uğur Mumcu'nun katilleri ve onlara yol verenler yargılanana, cezalanana kadar gerçeği yazmaktan da söylemekten de vazgeçmeyeceğiz. Burada bir kez daha ona söz vererek gazetelerimize döneceğiz ve haberleri yazmaya, bütün baskılara rağmen yazmaya devam edeceğiz. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz.
İnadına hepimiz birer metiniz. İnadına hepimiz birer metiniz. İnadına hepimiz birer metiniz. Yaşasın devrim ve sosyalizm. Yaşasın devrim ve sosyalizm. Yaşasın.